Acının yıl dönümü. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. Milyonların hayatını etkileyen deprem gerçeğine birazdan 19. saate parantez açacağız. Ana haber gelişmelerle başladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılıklarla değil birleşerek gerçekleşecek dedi. Henüz adaylığını açıklamadığını hatırlatan Özel, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalıştıklarını anlattı. İstanbul'da ne oldu acaba? Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi, Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili kötü senaryo paylaştı. Bölgede 7'nin üzerinde bir deprem gecikti. Ganos fayının kırılması durumunda depremin büyüklüğü 7,4'ü aşabilir denildi. İşgal harekatından bu yana uluslararası hukukuda insan haklarını dayaklar altına alan Rusya'nın bir vahşet dosyası daha gün yüzüne çıktı. Esir takasıyla serbest bırakılan 12 Ukrayna askeri Taganrog kentindeki gözaltı merkezinde yaşadıklarını anlattı. Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesi sonrası Ukrayna'dan kalkan ilk gemi yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna tahılı için Türkiye ile alternatif rota görüşmeleri yürütüyor. Türkiye-İtalya Federasyonları Euro 2032 adaylığı için ortak başvuru yaptı. 2028'deki organizasyon içinse Türkiye çekilme kararı aldı. Onaysa şüpheli. Sonbaharda havaların kapanmasıyla görülen depresyon tipi yaz aylarında sıcak artışıyla da yaşanabiliyor. Uzmanlar da sıcak depresyonlarına dikkat çekiyor. Bu havalar erkeği sinirli, kadınları aşık ediyor diye açıklıyor. Bugün 17 Ağustos Marmara depreminin 24. yıl dönümü. 6 Şubat felaketinden önce sarsıcı depremlerden birini 17 Ağustos 1999'da yaşamıştık. Şimdi ise önümüzde beklenen Büyük İstanbul depremi var. Peki buna hazır mıyız? Yasemin Işık araştırdı. Allah'ım oğlumu kurtarın. Kardeş başka yerde de var mıymış? Merkez üstünde acaba? ...17 Ağustos 1999. Türkiye, tarihinin en acı, en yıkıcı günlerinden birini yaşadı. Bundan tam 24 yıl önce saat 3.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Allah 45 saniye sürmüştü. Zaman kavramının alt üst olduğu bir andı. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200.000 kişi evsiz kaldı. 66.441 konut ve 10.901 iş yeri yerle bir oldu. Türkiye tarihin en büyük felaketini yaşamıştı. Ta ki 6 Şubat'a kadar. Kahramanmaraş merkezli depremler gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze getirdi bizi. Tam 11 kent etkilendi. 50 binden fazla canımızı kaybettik. Yüz binlerce kişi yaralandı. Üzerinden 6 ay geçti. Hala bu depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi. Nüfusun %70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Peki neden yaşananlardan ders almıyoruz? Afet kültürü bu sadece depremle alakalı değil. Deprem, sel, heyelan, yangın, ondan sonra şimdi yeni belamız kuraklık, iklim değişikliği. Bunların hepsi bir toplumun
afete hazır olmasını gerektiriyor. Bunun da ancak ana kucağından başlayarak yaşam boyu bir eğitimle mümkün olduğunu söylemek durumundayız. Şimdi önümüzde beklenen Büyük İstanbul depremi var. Depremin büyüklüğüne ilişkin son araştırmayı Alman sismoloji uzmanları Dirk Becker'la Marco Banhoff yaptı. Araştırmaya göre depremin büyüklüğü 7,4'ü geçebilir. Bir kural vardır yer bilimlerinde. Geçmişte bir yerde deprem olmuşsa gelecekte de aynı yerde aynı büyüklükte deprem olabilir. Dolayısıyla Marmara'da bir deprem olması kaçınılmazdır. Ama bunun zamanını bilmek mümkün değil. İstanbul'daki hazırlıklar da 7,5 büyüklüğüne göre yapılıyor. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattının Tekirdağ'dan Yalova'ya kadar olan uzanan kısmında en fazla bu büyüklükte deprem bekleniyor. Depremin ne zaman olacağı belli değil. Peki ya hazırlıklar ne durumda? Ne kadar hazırız? Biz bu binaları bir kere rehabilite etmemiz lazım. Yani depreme uygun hale getirmemiz lazım. İkincisi, altyapı sistemlerimizi depreme karşı dayanıklı hale getireceğiz. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi. Susuzluk veya kanalların olmaması, su kanallarının olmaması insan sağlığına direkt olarak etki eden durumlar. Üçüncüsü, gıda ve tahliye durumları. Yolların düzenlenmesi, viyadüklerin, köprülerin düzenlenmesi. Bütün bunları yaptıktan sonra ancak bir de tabii toplanma alanları. Bunları da sağladıktan sonra evet diyeceğiz biz İstanbul'u ya da Marmara bölgesini depreme hazır hale getirdik. İstanbul'daki olası bir deprem Türkiye ekonomisinde de büyük bir yara açabilir. Çünkü İstanbul, Türkiye ekonomisinin %30'unu oluşturuyor. Olası depremin bölgesel etkisi ve Marmara bölgesinin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında ekonomik kaybın çok ağır olacağı tahmin ediliyor. Bir ülke ekonomisi içerisinde sanayisinin %92'sinin İstanbul'da olduğu, Marmara bölgesinde olduğu bir ülkede böyle bir yerde deprem olmasını düşünebiliyor musunuz? Yani yaratacağı hasar, yaratacağı can kaybı şu anda bile ülke ekonomisinin %25-%30'unu etkileyebilecek durumda İstanbul depremi ya da Marmara depremi. Bu korkunç bir oran tabii. Tam 24 yıl önce bugün 17 Ağustos 1999'da en karanlık günlerden birini yaşadık. 7,4 büyüklüğünde merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan o 45 saniyelik sarsıntı Ankara'dan İzmir'e kadar çok geniş bir alanda hissedildi. Bir deprem ülkesi olan Türkiye depreme hazırlıksız olmanın bedelini en ağır şekilde ödedi. Sıcak bir yaz gecesinde sabaha karşı insanlar uykunun tam da ortasında o sarsıntıya yakalandılar ve 18 binden fazla insanımız maalesef o gece hayatını kaybetti. Bundan 24 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli iki depremle karşılaştık. 7,8 ve 7,5 Pazarcık ve Elbistan merkez üsleri. Bu kez de 50 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Bu tarihler bize aslında Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu en acı biçimde gösterdi. Çünkü topraklarımızın tamamına yakını fay hatların üzerine kurulu. Sismik olarak oldukça aktif. Uzmanlar yıl içerisinde Türkiye'de binlerce depremin olduğunu söylüyor. Bunların bir kısmını hissediyoruz, bir kısmını hissetmiyoruz. Özellikle 6 Şubat'taki depremlerden sonra bu depremlerin sayısı daha da arttı. 1500'lü yıllardan itibaren ülkemizde 20'den fazla 7 büyüklüğün üzerinde depremler yaşandı. Şimdi bunlara bu harita üzerinde kısaca bakmaya çalışalım. O 20 depremin yerleri, tarihleri ve sonuçları bu yanımdaki haritada mevcut. Erzincan'da başlayalım. 27 Aralık 1939 7,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve o tarihte 33 bin insan hayatını kaybetti. Çok eski bir tarihten bahsediyoruz. Nüfus daha düşük, yerleşim yerleri daha kısa katlı, daha köy evlerinin mevcut olduğu bir yer. Ama buna rağmen tam 33 bin tane insan o depremde hayatını kaybetti. Bu deprem ayrıca dünyada da en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye tarihindeki en büyük depremlerden bir tanesi. Ve o depremden sonra Türkiye'de deprem çalışmalarına ağırlık verildi. Şimdi gelelim Türkiye'de milat denilen tarihe. 17 Ağustos 1999 milat dediğimiz ve bugün yıl dönümü olan tarih 17 Ağustos 1999 sabaha karşı Kocaeli'nin Gölcük ilçesi 45 saniye.
saniyelik bir sarsıntıyla bu deprem kendini gösterdi ve 18 binden fazla insanımız orada hayatını kaybetti. Bu kadar büyük bir depremden çok kısa bir zaman sonra, 3 ay sonra bu kez Düzce sarsıldı. 12 Kasım 1999 7,2 büyüklüğünde 894 kişi de hayatını kaybetti. Ama bugün Düzce Türkiye içerisinde deprem konusunda en bilinçli şehir olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin büyük bir kısmı yenilendi ve gelelim bugüne. 24 yıl sonra, bu büyük depremden 24 yıl sonra 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem yaşadık. Biri Pazarcık, biri Elbistan merkez üssü, 7,8 ve 7,5. Uzmanlar bunun dünya tarihinde 100 yılda görülen depremlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Orada da 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Acısı hala taze. Tam 24 yılda işte böyle İki büyük depremi peş peşe yaşamış olduk. Peki biz bu depremlerden ders çıkarttık mı? 24 yıl içerisinde bu kadar büyük depremle sarsılan Türkiye'de deprem bilinci ne düzeyde? Ne yaptık, ne yapmadık? Şimdi bunlara birazcık parantez açalım. Çünkü depremi olduğunda evet konuşuyoruz ama İnsanız, kısa sürede her şeyi unutuyoruz. Biz tam unuttuğumuzda da depremlerle, daha büyük acılarla karşılaşıyoruz maalesef. Depremi önlemek mümkün değil ama deprem kayıplarını önlemek elbette mümkün. Şimdi bunları konuşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Şükrü Ersoy 19. saatte konuğumuz. Sayın Ersoy, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk diyorum. Öncelikle 17 Ağustos'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımız için de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Şükrü Hocam. Önce bir muhasebe yaparak başlayalım. 24 yılın muhasebesi. Biraz önce de altına çizdim. 17 Ağustos Türkiye'de hep depremde bir milat olarak bilinir. Peki gerçekten bu kelimenin hakkını verdik mi? Ne yaptık? Hangi konularda yol aldık? Hangi konularda eksik kaldık? Şimdi milat olmadığı ortada. Siz biraz önce çok güzel bir giriş yaptınız. Sadece 1999 ve 6 Şubat 2023 depremleri değil. Bunun dışında Van depremini yaşadık 2011'de. Evet. 2017'de Bodrum depremini yaşadık. 2020'de iki tane deprem Elazığ'da ve İzmir'de yıkımlar oldu. Bakın Türkiye'de deprem büyüklüğü 5.5'u geçtiği zaman zararlar ortaya çıkıyor, hasarlar ortaya çıkıyor, can kayıpları ortaya çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi sürekli depremlerden zarar görüyorsak hiçbir şey bize milat falan olmamıştır. Peki 1999 depreminden sonra önemli çalışmalar yapılmış mıdır? Hı hı. Evet, yapılmıştır. Çünkü görülmüştür ki devletin özellikle afet konusunda çalışan kurumlarının hantal, yetersiz ve eksik olduğu görülmüştür. Haberleşmede, iletişimde, yardımların ulaştırılmasında, müdahalede bunların hepsinde bazı eksiklikler 1999'da görüldü zaten. Evet. Ayrıca denetim konusunda eksikliklerimizi yıkılan binalarda gördük. Çimentosu, demiri, projesi, zemine uygun olarak yapılmayışı yıkımlarla kendini gösterdi zaten. Binlerce ev yıkıldı. 18 bin insan hayatını kaybetti. Bunun 3 katı kadar insan yaralandı. Travmalar halen sürüyor. Hı hı. Tam bunları atlatacağız derken 6 Şubat'ta siz biraz önce 100 yılın dediniz ama ben bazı kaynaklarda bu depremin daha büyük olduğunu, hı hı, 7.9 civarında olduğunu ve son 2000 yılda Türkiye'nin en büyük depremi olduğunu, ilk depremin akabinde de yine 7.5 büyüklüğündeki depremin çok yıkıcı olduğunu gördük. Evet. Şunu kabul etmek gerekiyor. Bu iki büyük deprem dünyada hiç bu kadar geniş alanda etki bırakan bir örneği yok. Dolayısıyla gerçekten müdahalede güçlükler çekildi ama evet, ihmaller de vardı. Hı hı. İlk birkaç gün bazı bölgelere ulaşamadık. Havaalanlarına inilemedi. Hı hı. Söz gelimi Hatay Havalimanı'na inilemedi. Dolayısıyla yardımların gitmesinde yolların bozuk olması, depremden etkilenmiş olması önemli rol oynadı.
Şimdi bundan sonra yaşayabileceğimiz büyük bir deprem belimizi doğrultmamız için hakikaten sıkıntı yaratabilir. Evet. Peki neresi? Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. Hı hı. Türkiye'nin %100'ü depremden etkilenebilecek topraklara sahip ve büyük kentlerimizde, bunların başında da mega kent İstanbul geliyor. Çünkü İstanbul, hı hı, dünyada 33 tane büyük mega kent var, mega şehir var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi İstanbul. Ama afetlerde zarar görebilirlik açısından, özellikle depremde 10 ülke sayın deseniz dünyada, bunlardan bir tanesi İstanbul'dur. Dolayısıyla neden İstanbul daha çok zarar görebilir? Hı hı. Onu bir analiz etmek gerekirse, birincisi özellikle İstanbul ve Marmara medeniyetlerin beşiği. Sürekli burada uygarlıklar yaşamış. Hı hı. Dolayısıyla her zaman bu şehirler kalabalık olmuş. İstanbul nüfusu 18 milyon civarında, dinamik bir nüfusu var. Ama Marmara'da olabilecek bir deprem sadece İstanbul'u etkilemeyecek ki. Marmara'da yaklaşık 10 tane ili etkileyecek. Bunların nüfusu da yaklaşık 30 milyona yakın. Dolayısıyla Türkiye'nin önemli bir nüfusu burada yaşıyor zaten. Yapı stoğu açısından baktığınızda geçenlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı açıkladı, biliyorsunuz. 6 milyon bağımsız bölüm var. Evet. Ve İstanbul yapı stoğunda 300 bin binanın yıkılmaya aday olduğu, hı hı, ve bunların bir an önce güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca ekonominin önemli bir girdisi İstanbul ve çevresindeki sanayiden elde ediliyor. Evet. İstanbul'un bir de kıtalar arası tedarik köprüsü üzerinde olduğunu düşündüğümüzde hakikaten buradaki deprem ülkemizi çok ciddi şekilde etkilendirir, ilgilendirir ve etkiler. Bunun için bunu bir milli mesele haline getirip milli seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Artık özel yasa mı çıkacak, ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerekiyor ki acaba zamanımız var mı, o da tartışma götürür. Evet. Çünkü süre çok uzun olmayabilir. Yani bugün olacakmış gibi düşünmek gerekiyor. Ama uzun sürede olmayacağı düşünülerek bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz hayati asrın projesini özellikle Marmara'da ve İstanbul'da uygulamamız gerekiyor. Hı hı. Ve bunu çok acil yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ta başta sorduğunuz soruda demek ki milat falan olmamış. Bakın bir sürü çalışmalar yapılmış. Bunları inkar etmiyoruz ülkemizde. İşte önce bir strateji değişikliğine gidildi. Biz şimdiye, hı hı, kadar hep yara sarma ve kriz yönetimlerine talip olduk. Ama dendi ki bakın bu afetlerde çok zarar görüyoruz. Bu nedenle artık risk analizine gidelim. Yani depremler ortaya çıkmadan önce çalışmalara ağırlık verelim diye 2009 yılında AFAD onun için kurduk. Deprem konseylerimiz vardı. Deprem bilim kurullarımız oluşturuldu. Denizlerimiz çok iyi araştırıldı. Faylar ortaya konuldu. İşte Kızılay modernize edildi. TOKİ geçici ve kalıcı deprem konutlarını yapmaya başladı. Hı hı. Dünyanın en önemli sigorta kurumlarından bir tanesi olan DASK dünyaya örnek olacak şekilde başlatıldı. Bunların dışında müdahale ekiplerimiz modernize edildi. Kızılay modernize edildi. Üniversiteler bu konuda önemli çalışmalar yaptı. TÜBİTAK önemli çalışmalar yaptı. Daha sayabileceğimiz pek çok şeyler var. Yani afetlerde müdahale edebilecek önemli gruplardan bir tanesi de gönüllülerdi. Evet. Artık akredite gönüllülerimiz var. Hı hı. Yani daha bir dizi çalışmayı bunlara ekleyebiliriz. Mutlaka unuttuklarım da var. Fakat soru şu. Bu yapılanlar yeterli midir? Artık depreme güvenli bir şekilde hazır mıyız dediğimizde, hı hı, maalesef evet diyemiyoruz. Maalesef. Bunu herkes biliyor. Sadece uzmanlar değil, herkes biliyor. Dolayısıyla deprem olmayan her süreyi iyi geçirmemiz gerekiyor. İşte, hı hı, bugün de yıl dönümü, ölen insanların ruhlarının şad olması için bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Artık korku döneminden geçip
çalışma dönemi içerisine girmemiz gerekiyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Şükrü Ersoy konuğumuzdu. 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıl dönümünde Türkiye'deki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatmaya çalıştık. Ama hocamızın dediği gibi aradan geçen 24 yılda maalesef hala hazır değiliz. Şimdi siyaset blokuna giriş yapalım. Günlerdir kamuoyunda Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı olacak? Yoksa CHP Genel Başkanlığı'nın soyunacak soruları soruluyordu. Bir nebze de olsa yanıt buldu bu sorular. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün bir basın toplantısı düzenledi ve İstanbul'a mühürlü olduğunu, İstanbul için yola çıktığını açıkladı. Neden bir nebze de olsun yanıt buldu dedim. Çünkü kendisine aday mısın diye sorulduğunda adayım demedim, İstanbul için yola çıkıyorum dedim ifadesini kullandı. Çünkü aday olması için de Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde aday gösterilmesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklamayan İmamoğlu'nun şimdi rotayı yeniden belediye başkanlığına çevirmesi kulislerde tartışılıyor. İmamoğlu'nun genel başkanlık iddiasından vazgeçmediği konuşuluyor. Şimdi kulislerde konuşulanlara biraz bakalım. Ekrem İmamoğlu genel başkanlığı aklından tamamen çıkarmadı. Seçime kadar değişim çağrılarını soğutacak. 31 Mart'tan yani yerel seçimden sonra tartışma raftan indirilecek. Belediye başkanı seçilemezse genel başkanlık yarışı verecek. Kazanması halinde desteklediği adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkaracak. Burada da öne çıkan isim Özgür Özel. Yani bu başkanlık yarışını kazansın ya da kazanmasın, yani belediye seçimini kazansın ya da kazanmasın, her şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim tartışmalarını bir şekilde de olsa gündemde tutmak istiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun basın toplantısının yankıları da halen sürüyor. Parti içinde yer, zaman ve içerik hakkında bazı rahatsızlıklar olduğu belirtiliyor. Peki onlar neler? Onlara da bakalım. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemişti Ekrem İmamoğlu bu basın toplantısını. O noktada da eleştiriler var. Toplantıda hiçbir partinin yetkilinin olmaması tartışılıyor. Adaylık açıklamaları parti binası ya da il başkanlığında yapılır. Ekrem İmamoğlu bunlardan birini kullanmadığı için eleştiriliyor. Polemiklerin ekran karşısında, medya önünde olmaması gerekiyor. Basın toplantısında herhangi bir hizmet paylaşılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı görev boyunca herhangi bir hizmetten bahsetmemesi yine parti içinde kulislerde konuşulan, eleştirilen konulardan bir tanesi ve yine kendisine yöneltilen başka bir eleştiri de belediye imkanlarını siyasi kariyeri için kullandığı iddiası. Durum bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki aylarda yapılacak kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına kim çıkacak? CHP'de soru bu. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına yeniden aday olacağı mesajının ardından gözler şimdi Grup Başkanı Özgür Özel'e çevrildi. Peki şansı var mı? Seçim sonrasında CHP'de değişim tartışmalarını başlatan ve bunun öncülüğünü yapan Ekrem İmamoğlu tercihini İstanbul'dan yana koydu ve bir kez daha belediye başkanlığına aday olacağının sinyalini verdi. Peki İmamoğlu ekibi genel merkezdeki değişim hareketini kiminle yapacak? Bu ismin Özgür Özel olduğu dillendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için sorunuzda söylüyorum. Biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır. Partiye yakın gazeteci İsmail Saymaz'a röportaj veren Özel de bunu destekliyor. İmamoğlu ile ortak hayalinin olduğunu, CHP'de göreve gelmesi halinde uyumlu çalışacağını söylüyor. Şampiyon olamayan takımda santrafor oynayacağıma, şampiyonluğu kazanan takımda her mevkiye talibim. Hatta yedek kulübesine de talibim, top topla oynayacağı da talibim. Genel başkanlığı talip. Genel başkan, bakın her mevkiye diyorum. Özgür Özel hali hazırda CHP'nin grup başkanı, yani mecliste Kılıçdaroğlu'nu temsil ediyor. Ama aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yapılan Zoom toplantılarına katılan isimlerden de biri. Bu durumun parti içinde rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor. Genel merkezse İmamoğlu'nun yarıştan çekilmesiyle Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı yeniden rahat kazanacağı görüşünde.
Ancak başta İmamoğlu olmak üzere değişim isteyen ekibin partiyi almaya dönük bir strateji izleyebileceği ifade ediliyor. 1972'de Bülent Ecevit'in genel başkan İsmet İnönü'ye karşı parti meclisi listesi çıkarıp çoğunluğu alması örnek gösterilerek Ecevit İnönü kurultayına çevirmek ve parti meclisinde çoğunluğu sağlayarak güçlü olmak isteyebilirler görüşü dile getiriliyor. Genel merkeze göre İmamoğlu'nun genel başkanlık yarışına girmeyecek olması nedeniyle delege büyük oranda Kılıçdaroğlu'na destek olacağı için böyle bir tablo beklenmiyor. Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceğe coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Rusya, Temmuz ayında Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçen tahıl anlaşmasından çekildiğini açıklamış. Ukrayna ise Rusya olmadan bu yola devam edeceğini duyurmuştu ve dediğini yaptı. Rusya'nın tüm tehditlerine rağmen Ukrayna tahıl gemisini dün gece Türkiye'ye doğru yola çıkardı. Peki risk var mı? Tahıl anlaşmasına bu saatten sonra dönüş mümkün mü? Müstefi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı konuğumuz, kendisiyle konuşacağız. Sayın Cihat Yaycı, hoş geldiniz 19. saate. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm Rus tehditlerine karşı sivil kargo gemisi Odessa'daki limandan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Bu gelişme neye kapı aralar? Bir risk, bir tehdit var mı? Şimdi tabii burada aslında riskli bir durum var. Onu kabul etmek lazım. Çünkü biliyorsunuz daha önce Ruslar bir Türk bağlantılı gemiye de her ne kadar başka devlet bayraklı olmuş olsa da kendileri bizim boarding dediğimiz gemiye çıkıp denetleme yaptılar. Ve bunun kendilerince harp kaçağı olup olmadığını, işte araştırdılar, üzerinde mal olup olmadığını vesaire. Şimdi bu gemi bir tahıl gemisidir ve bu tahıl gemisini de Ruslar yine işte harp kaçağı mal var mıdır yok mudur diye üzerine çıkıp denetlemeye kalkabilirler ve bir çatışma çıkabilir. Ancak bu Rusya'nın art niyetini gösterir. Bu onu söyleyelim. Bu Rusya'nın art niyetini gösterir. Şimdi ortada çok önemli bir durum vardır aslında. Ortadaki durum şudur. Yapılan her şey hukuken tartışmalıdır şu anda. Çünkü iki devlet birbirine savaş ilan etmiş değildir. Rusya hala bunu bir harekat olarak nitelendiriyor. Ukrayna da bunu bir savaş olarak ilan etmiş değil. Kendi topraklarını savunuyor, gösteriyor. Yani hukuken bir harp kaçağı mal taşınması, kontrolünün yapılması aslında hukuka aykırı. Mümkün değil. Ama Rusya bunu yapıyor. Şimdi burada tabii 23 Ağustos itibariyle çok tehlikeli de bir durum var. O da şu: 23 Ağustos'tan itibaren bu bölgelerin savaş riski bölgesi olan, yani tehlikeli bölge olan kısıtlı saha ilanı yapılacağı ifade ediliyor Karadeniz'de. Rusya bunu söylüyor ve Ukrayna bunu söylüyor. Şimdi bu durumda ticaretin 23 Ağustos'tan sonra çok daha zor duruma geleceği ifade ediliyor. Anlaşılması lazım. Herkes tarafından şunu anlaşılması lazım. Savaş riski bölgesi, tehlikeli bölge, kısıtlı saha ilan edilmesi demek, oraya girecek ticaret gemilerinin her türlü riski göze alarak girmesi demek anlamına gelecektir. Peki Cihat Hocam, bütün Karadeniz için bu geçerli mi o zaman şu anda? Evet, şimdi burada diyor ki, şimdi Rusya'nın Karadeniz'deki limanlarını Ukrayna tehlikeli saha olarak ilan etti. Ticaret gemileri. Evet. 23 Ağustos'tan itibaren geçerli. Peki bunun karşılığında Rusya da aynı şeyi yapacaktır. Hiç kaçınılmaz. O zaman Karadeniz'in yarısı savaş riski bölgesi haline gelecektir. Bir saldırı, tehlikeli bölge haline gelecektir. Buraya ticaret gemilerinin burada girip seyri sefer yapması çok riskli olacaktır. Bu aynı zamanda sigorta primlerini de son derece arttıracaktır. Şimdi
öyle bir durum olacak ki bu tahıl koridoru meselesinde, ister Ukrayna bunu işletmeye kalksın, isterse Rusya tek başına işletmeye kalksın, bu fiyatlar son derece artacaktır. Çünkü deniz yoluyla taşınması durumunda çok büyük riskleri göz alacaktır gemiler. Gemiler çok büyük riskleri göz alınca da sigorta fiyatları uçup gidecektir. Bu da hem navluna hem de buğday tahıl fiyatlarına etki edecektir. Evet. Onları son derece arttıracaktır. Bu hakikaten dünya açısından büyük risktir. Ve aslında ikisinin de başarılı olması mümkün değildir. Neden? Çünkü ikisi birbiriyle savaştığı zaman, ikisi birbirine zarar verdiği zaman hem birbirleri zarar görecekler hem de dünya zarar görecektir. Özellikle 1 milyara yakın insanın açlık çektiği dünyamızda, evet, ve bu tahılın da, bu açlık çeken ülkelerin yani ülkeleri, bu tahılın %60'ının da açlık çeken ülkelere gittiğini düşünürsek insani bir dramla da karşı karşıya kalacağız. Evet. Peki Sayın Yaycı, bu saatten sonra anlaşmaya dönme ihtimali var mı? Taraflar bir şekilde anlaşabilir mi Türkiye'nin aracılığıyla yine? Şimdi Türkiye burada hakikaten yani uluslararası ilişkilerdeki honest broker, yani onurlu ara bulucu, saygın ara bulucu rolünü bugüne kadar yürütmüştür. Türkiye hakikaten büyük bir diplomasi başarısı göstermiştir. Ve bunların ikisi arasında ara buluculuk yapıp bütün dünyanın çok önemli tahıl sorununu, gıda sorununu, açlık sorununu çözmekte çok önemli bir rol oynamıştır. Evet. Bunun altını çok net bir şekilde çizelim. Eğer Türkiye olmasaydı bu savaş dünyayı ve özellikle açlık çeken milletleri Afrika'da olmak üzere, başta Afrika olmak üzere açlık çeken ülkeleri müthiş derecede etkileyecekti. Türkiye'nin bu fedakarane her ikisiyle meditasyon yaparak adeta saygın arabuluculuk rolü üstlenerek bugüne kadar, işte geçtiğimiz aya kadar tahıl koridoru anlaşmasıyla her ne kadar ikisi arasında çatışma devam ediyor olsa da, hukuken savaş olarak adlandırılmasa da ortada bir fiili savaşta dünya barış, istikrar ve güvenliğine ve hatta açlığına, kıtlığına katkıda bulunmuştur. Giderilmesine katkıda bulunmuştur. O bakımdan Türkiye tekrar aktif rol oynamaya çalışıyor zaten. Ancak Rusya yaptırımlar kaldırılmadığı sürece, özellikle gıda ve gübre yaptırımı kaldırılmadığı sürece ben bu işe yanaşmam diyor. Evet. Şimdi burada bir ince bir nokta var. Her türlü yaptırım demiyor Rusya. Yani gıda ihracında ve gübre ihracında bana yaptırım uygulanmasın. Ben bunları rahatlıkla ihraç edebileyim diyor. Şimdi bu burada belki bu noktada bir arabuluculuk yapılabilir, bir pazarlık yapılabilir. Rusya'nın bu isteklerinin bir kısmı karşılanabilir belki. Ama çok önemli bir husus var. Biz şunu da unutmayalım. Yani şurada şu resimde görülen gemilerden bir kısmı Türkiye'nin gemileridir. Ruslar tarafından orada tutulmaktadır. Yani Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle, çatışması nedeniyle, evet, fiili savaş nedeniyle bizim bir takım gemilerimiz yaklaşık 2 senedir orada kaldılar. Ve çürüdüler. Artık kullanılamaz hale geldiler. Evet. En azından bu gemilerin bir kısmı çekilebilecek olanların buradan getirilmesi için Rusya'nın da bir anlayış göstermesi lazımdır. Evet. Peki. Rusya'nın evet bunun ayrılsın demesi lazımdır. Onun için de denizcilerimizin de çok önemli sorununu bir kez daha dile getirmiş olalım. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Cihat Yaycı konuğumuzdu. Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi, Ukrayna'nın bu anlaşmayı tek taraflı devam ettirmesini konuştuk. Amerika'nın Küba'daki Guantanamo hapishanesinde savaş mahkumlarına işkence yapıldığı daha önce pek çok raporla tespit edilmişti. Şimdi ise Rusya'nın benzer bir hapishanesi olduğu iddia ediliyor. Detaylar Yahya Hancı'nın haberinde. Rusya, Ukrayna'da esir aldığı Ukraynalı askerlere Guantanamo benzeri hapishanede işkence mi uyguluyor? Esir takasıyla serbest bırakılan Ukraynalı askerlerin iddiası bu yönde.
дякуючи нашим хлопцям, я повернувся з пекла, з цього полону. Просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні! İşkenceye konu gözaltı merkezinin bulunduğu yer, Rusya'nın güneybatısındaki Taganrog kenti. Esir düşen Ukraynalı askerler, Rus subay ve gardiyanlar tarafından dayak ve elektrik şoku da dahil olmak üzere fiziksel ve psikolojik saldırıya uğradıklarını ileri sürüyor. Haftalar süren araştırmada toplanan ifadeler, aşırı şiddet ve kötü muamele iddialarını destekliyor. Moskova yönetimi, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Aç Komitesi de dahil olmak üzere hiçbir kuruluşun gözaltı merkezini ziyaret etmesine izin vermedi. Tesis savaştan önce sadece Rus mahkumlar için kullanılıyordu. Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takası savaştaki az sayıda diplomatik başarılardan biri olarak görülüyor. Çatışmanın başlangıcından bu yana 2500'den fazla Ukraynalı serbest bırakıldı. İnsan hakları grupları 10 bin kadar Ukraynalı esirin Rusya'nın gözetiminde olduğunu tahmin ediyor. Ukrayna'da insan hakları sorumlusu ve Moskova ile takas görüşmelerinde yer alan yetkililerden biri olan Dmitri Lubinets, her 10 eski tutukludan 9'unun esaret altındayken işkence gördüğü iddiasında bulunduğunu söyledi. ...19. saat ana haberde artık spor vakti. Mustafa Göksel de stüdyoda. Mustafa hoş geldin. Yine söz sende. Teşekkürler Nurdan. Evet, spor zamanı diyeceğiz artık ve spordaki gelişmelerle birlikte olacağız. Gündeme başlarken son zamanlardaki en keyifli olduğumuz konulardan biriyle başlıyor olacağız. Avrupa Kupalarında son zamanlardaki en iyi başlangıcımızı yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde Galatasaray iyi bir yolda gidiyor şu anda. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana temsilcisi yine Adana Demirspor'da yine güzel işleve imza atıyor. Peki Avrupa Kupalarında bundan önceki dönemlerde neler yaşanmıştı? Şimdi neler yaşayabiliriz? Tüm bu detayları şimdi haberimizde izleyeceğiz Ali Serpentin kaleminden. Çok değil, bundan 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi artık hayal diyordu. Şimdi ise Galatasaray gruplara bir eleme uzaklıkta. Üstelik Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz de yollarına dolu dizgin devam ediyor. Türk futbolu Avrupa Kupalarında tarihinin en iyi sezon açılışlarından birisini yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor turları birer birer geçiyor. Kupa 1'de hiç yenilmeden iki tur geçen Galatasaray'ın gruplar öncesi önündeki son engel Molde. Temsilcimiz Norveç ekibini elerse bir Türk takımı 3 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Bir yandan da ülke puanı, tabii ki kazanarak ülke puanına destek vermek açısından bugün kazanmak önemliydi. Maçı kazanarak bitirdik. UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk maçlarını farklı kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor playoff turuna çok yakın. Hem şampiyon hem de Konferans Ligi'ni kazanmak, kupayı da kazanmak, Fenerbahçe'nin olduğu her turnuvada her turnuvayı kazanmak, her kupayı kazanmaktır hedefi. Biz de bu yolda, bu doğrultuda bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temsilcilerimiz bu akşam formalite rövanşlara çıkacak ve kuvvetle odur ki tur atlayacak. İki maçı sonunda kazanmak önemli bizim için. İki maçta da kazanarak tur atlamak önemli. Bütün oyuncularını sıcağı, sahaya, rakibin iştahına, seyircinin de coşkusuna rağmen hak ettiği bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Takımlarımızın başarısı gelecek sezonlar için de önemli. Zira ülke puanında bir ayda tam 3 sıra yükseldik. Bu da geride bıraktığımız ülkelerden daha fazla takımla Avrupa Kupalarına katılacağız demek. Yani şu anki tabloda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 1 takımla yer alacağız. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da Konferans Ligi'nde gruplara kalacağını varsayarsak daha fazla puan kazanacağımız aşikar. Ülke puanında mevcut konumumuz olan ilk 10'da yerimizi korumamız da yeterli. Türkiye sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
Efendim Avrupa'da önemli maçlara çıkıyoruz. Eleme maçları devam ediyor. Bu akşam da önemli karşılaşmalar oynanacak. Keyifli karşılaşmalar bizleri bekliyor. Umarız galibiyetle tamamlanır. Şimdi tüm bu maçları konuşacağız. Muhabir arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Yeni Şafak'tan ve GZT'den iki arkadaşımız Ömer Çelik başlı ve Emre Tanrıver bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ben Beşiktaş'ın maçı daha erken olduğu için Emre ile başlayacağım. Sevgili Emre, bugün Beşiktaş ikinci karşılaşmasına çıkıyor. İlk maçta 3-1'lik bir galibiyet vardı Bakü deplasmanında. Yine bugün siyah beyazlı ekibin kazanmasını bekliyoruz. Bazı takviyeler oldu. Bahtiyar transferiyle ilgili yine önemli gelişmeler var. İstersen hem maçla ilgili hem de transferle ilgili son gelişmeleri senden dinleyelim. Evet Mustafa, dediğin gibi Beşiktaş ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetini avantajıyla bugün sahaya çıkacak ve taraftar desteği de arkasında olacak. Ben bu avantajla ve taraftar desteğiyle Beşiktaş'ın rahat bir şekilde yine tur atmayacağını ve playoff'a yükseleceğini düşünüyorum Konferans Ligi'nde. Önümüzdeki turdaki rakibi de Aris Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi olacak. Aris ilk maçı 1-0 kazanmıştı Dinamo Kiev'e karşı. Beşiktaş bugün rotasyon yapabilir kadroda Şenolmeş. Çünkü fixtures sıklaşıyor. Lig maçları başladı. Masuaku'nun cezası bitti. Masuaku ilk 11'e dönecektir. Rebic ilk kez bugün ilk 11'e sahne alabilir. Önceki iki maçta sonradan oyuna girmişti. Yine genç futbolcu Semih Kılıçsoy önceki iki maçta, iki resmi maçta sonradan oyuna girip kendini göstermişti. O da bugün ilk 11'de süre alabilir. Cenk Tosun'un sakatlığı var. Santrofor'da Abu Bakar ve Muleka genelde birlikte oynuyorlar. Bugün Abu Bakar'ı belki yedek görebiliriz. Böyle bir ihtimal var. Muleka direkt ilk 11'de başlayabilir. Maçla ilgili durum şu anda bu şekilde. Taraftarların ilgisinden bahsetmek istiyorum. Buradaki ilk resmi maç Tirana maçıydı Beşiktaş Stadyumunda. Ve bu maçta yaklaşık 25 bin taraftar vardı. Beklenilenden azdı. Çünkü Beşiktaş taraftarı ile yönetim arasında aslında buz var. Hem transfer dönemindeki biraz gecikme nedeniyle hem de aslında bilet fiyatlarındaki Beşiktaş'ın politikası nedeniyle taraftarlar siyah beyaz yönetime tepkili. Bu da tribündeki sayıya yansıdı ilk maçta. Bu şu an maça yaklaşık bir saat var. Bir saatten fazla bir süre var. Bir saat 15 dakika gibi. Tribünden hala boş. Stadyum çevresinde de açıkçası çok fazla taraftar yok. Yine de bu stadyumdaki ambiyansla, atmosferle az sayıda bile olsa, yani yaklaşık 20-25 bin taraftar olacaktır yine. Beşiktaş taraftarın desteğiyle bugün kazanacaktır diyorum. Transferlere gelecek olursak, Bahtiyar Zanutdinov'dan bahsettin. Evet, bu gece İstanbul'a geliyor Kazak futbolcu. Net bir mevki söyleyemiyorum Bahtiyar hakkında. Çünkü yaklaşık 10 mevkide oynayabilen ve vasatın üstünde oynayabilen bir futbolcu. 10 mevkide de vasat üstü performans gösterebiliyor. Yani Beşiktaş yeni Necip Uysal'ını buldu diyebiliriz Kazakistan'da. Kazak olması önemli çünkü biliyorsun mavi kart uygulaması evet. Geldi bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından getirildi. Yabancı statüsünde değil, yerli statüsünde oynayacak. Yani sahadaki aslında 9. yabancı gibi ya da 3. yerli gibi oynayacak Bahtiyar. Hem bu açıdan hem de birden fazla mevkide vasat üstü performans göstermesi nedeniyle Beşiktaş için önemli bir transfer olacak. Bu gece 11.30-12 gibi Bahtiyar da İstanbul'a ayak basacak. Bir de sürpriz transfer vardı geçtiğimiz iki günde gerçekleşen, biliyorsun Raşitsa transferi. Herkes için sürpriz olmuştu Raşitsa transferi çünkü geçen sezon Galatasaray'ın kilit isimlerinden biriydi. Şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. Okan Buruk daha 10 gün önce Raşitsa'yı almak için uğraşıyoruz, şartları zorluyoruz diye açıklama yapmıştı. Ama kalk bildirimi direkt Beşiktaş'tan geldi. Beşiktaş sağ açıkta Gezal'ın da sakatlığı nedeniyle bir eksiklik yaşıyordu. Sezon başından beri o mevkide sağ bek olan Onur Bulut oynuyordu. Raşitsa olmayı ekliyle sağ açıkta şu an önemli bir takviye olarak gözüküyor. Tabii bu akşam Raşitsa ve Chamberlain kadroda olmayacaklar. Yeni transfer oldukları için henüz kadroya eklenmediler. Fakat tur atladığı takdirde Beşiktaş peki, önümüzdeki maçlarda, playoff'ta Raşitsa'yı, Chamberlain'i görebilir. Şimdi Fenerbahçe bölümüne geçelim. Ömer Çelik başlı Fenerbahçe için bizleri bekliyor. Maribor karşılaşmasının ilk maçı Fenerbahçe lehine sonuçlanmıştı. 3-1'lik bir sonuç. Şimdi ikinci maç oynanacak. Önce takımdan bahsedelim. Nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor Ömer? Sonrasında transferle ilgili de yine birkaç bilgiyi senden isteyeceğim. Aslında Mustafa, Fenerbahçe biraz da ilk maçtaki skor avantajından dolayı deplasmana daha rahat gidiyor. Çünkü ilk maçta alınan 3-1'lik galibiyet Fenerbahçe'yi biraz daha rahatlattı.
aslında skor 2-1 sona ermiş olsaydı biraz daha aslında Maribor tarafının daha fazla heyecanlanacağını düşünüyordu ki zaten hocalarında İstanbul'daki karşılaşma ardından yapmış olduğu açıklamada onu ifade etmişti. Üçüncü gol onların moralini bozdu. Şimdi Fenerbahçe hem skor avantajıyla gidiyor hem de İsmail Hoca'nın aklına biraz da kadro olup rotasyonuna gitmek var. O yüzden Fenerbahçe'de bugün daha önce forma giymeyen oyuncuların forma giyme ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bir karşılaşma. Hem ülke puanı için önemli hem Fenerbahçe'nin tur atlaması için oldukça önemli bir mücadele. Bir sonraki turda Fenerbahçe Twente ile artık karşılaşacağını da düşünecek olursak Fenerbahçe'nin artık oyun olarak üstüne koya koya ilerlemesi gerekiyor. Peki Ömer, şimdi transferle ilgili de o bilgileri senden isteyeyim. Fenerbahçe çok ciddi rakamlar harcıyor, iyi bir kadro kuruyor. Şimdi kaleci konusu hala belirsizliğini koruyor. O noktada senin bilgin var mı? Ne olacak kaleci meselesi? Ve galiba bir de orta sahaya bir transferin gelmesi bekleniyor. Bu konuları da seninle netleştirelim. Mustafa, senin de söylediğin gibi kaleci transferinden başlayalım. Aslında sosyal medyada çok fazla isim yer almaya başladı son günlerde. David De Gea ismi özellikle yer aldı. Acaba Livakovic olmayacak mı diye. De Gea ile ilgili bildiğimiz nokta şu. Fred'in De Gea ile bir görüşme yaptı. İstanbul'a davet etti. Daha önce Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt veren oyuncunun şu anda biraz daha olumluya döndü ve düşünmek için süre istediği belirtiliyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Navas'ı da cepte tutuyor yani. Hem oyuncuyla hem kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağlanmış durumda. Fakat Fenerbahçe için şu anda en önemli kale için ilk aday Livakovic. Ben bu transferin de yakın zamanda sonlanmasını düşünüyorum. Peki neden bu süreç bu kadar uzadı? Zagreb kulübünün tutumundan dolayı uzayan bir süreçti. Çünkü Zagreb kulübü Şampiyonlar Ligi elemelerinden dolayı oyuncularını bırakmak istemedi. Yani Fenerbahçe'ye Livakovic'i göndermediler. Trabzonspor için Petkovic'i göndermediler. Biraz da başkanlarının inatçı yapısından dolayı bu süreç çok fazla uzadı. Fenerbahçe teklifi yaparken aynı zamanda İspanya'dan da Livakovic için teklifler geldiğini biliyoruz ama Livakovic her ne kadar diğer taraflara görüşmüş olsa da istediğini bulamadı. Artık ben Fenerbahçe'nin yakın bir zamanda Livakovic transferini olumlu yönde açıklamasını bekliyorum. Eğer Livakovic olmazsa bir sonraki aday Navas olacaktır ama söylediğim gibi Fenerbahçe Livakovic transferini yakın zamanda açıklar. Orta saha içinde Fred'den sonra Fenerbahçe'nin yine birçok oyuncu gündemine geldi. Yani Sumar ismi geldi. Leicester City, Calvin Phillips, Endombele gibi isimler şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde. Orada da Fenerbahçe muhakkak 6-8 oynayabilen bir oyuncu arıyor ki bunların aslında en ciddi aday Milan forması yani Krunic. Fakat Milan oyuncu bırakmak istemiyor. Oyuncu her ne kadar Fenerbahçe tarafına gelmek istese de hocasının oyuncu bırakmak istememesi şu an için çok büyük bir problem olarak göz önünde bulunduruyor. Ama Fenerbahçe'nin yakın zamanda bir kesinlikle bir orta saha takviyesi daha yapacağını söyleyebiliriz. Peki sevgili Ömer Çelik başlı Emre Tanver, teşekkür ediyoruz aktardığınız tüm bilgiler için. İki mesai arkadaşımız da bizlere gelişmeleri aktardı. Maçlar öncesindeki maç beklentilerini ve transferle ilgili duyumlarını bizlere aktardılar. Yeniden teşekkür edelim onlara ve diğer gündem maddemize geçelim. Galatasaray Kulübü Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi tek temsil eden takım şu anda ülkemizde ve bu noktada sadece önünde bir karşılaşma kaldı. İki karşılaşma üzerinden düşündüğümüz zaman Molde'yi elemesi halinde artık Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını bekliyoruz temsilcimizin ama kadrosuyla ilgili de konuşalım. Çünkü ciddi bir yatırım yaptı Galatasaray kadrosuna ve piyasa değeri de oldukça yükseldi. Galatasaray'ın sadece hücum silahları sıra dışı piyasa değeriyle rakiplerini ürkütüyor başlığını attık. Biraz üzerine konuşalım. Nicola Zaniolo 27 milyon euroluk bir piyasa değeri var ama şunu söyleyelim. Zaniolo Aston Villa kulübüyle büyük ölçüde anlaştı ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Galatasaray Zaniolo'nun gidişine tabii ki hazırlanmıştı ve Hakim Ziyech transferinin de gerçekleşmesi bekleniyor bu aşamada. Bu noktada yani piyasa değeri yüksek bir oyuncu gidecek. Ama yine yüksek bir oyuncu gelecek takıma. Tete 25 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Zaha 22 milyon euro. Icardi 19 milyon euro ve Kerem Aktürkoğlu 15 milyon euroluk piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Galatasaray Kulübü 156 milyon euroluk piyasa değeriyle şu anda Süper Lig'in en yüksek rakamına ulaşmış vaziyette. Bundan sonraki süreçte de transfer dönemi devam ediyor. Daha gelecek isimlerin olduğu ifade ediliyor. Yine konuşacağız, gelişmeleri değerlendireceğiz. Şimdi Galatasaray kadrosu ve gündemiyle ilgili Ayhan Şensoy'la konuşacağız ve bizlere gelişmeleri o aktaracak. Bakalım neler söyleyecek Galatasaray gündemi için. Ayhan Şensoy hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Galatasaray tabii ki geçtiğimiz sezonun şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için de şu anda
önemli hamleler yapmaya devam ediyor. O hamlelerden bir tanesinin de Ziyech olduğunu daha demin ifade etmeye çalıştım. İstersen şöyle bir kadro mühendisliği üzerinden konuşalım. Nasıl buluyorsun şu anki kadro düzenini ve Okan Hoca neler düşünüyor yeni sezonla ilgili? Şunu söyleyeyim, buradan başlayalım dilersen. Galatasaray aslında geçen yıldaki kadroyu korudu büyük ölçüde. Çok fazla bir kayıp yaşamadı. Özellikle de Icardi'nin kalıp kalmayacağı çok merak ediyordu. Galatasaray'da yönetim de burada bütçeden ödün verdi ve ciddi rakamlar karşılığında otelde 3 yılda 40 milyon euroyu bulan bir maliyetle Icardi kadroyu tutmayı başardı ama taraftarın bir diğer beklentisi de Rasica'nın takımda kalması yönündeydi. Açıkçası dün Beşiktaş'ın açıkladığı rakamı duyduktan sonra ben biraz şaşırdım. Çünkü 5,5 milyon euro gibi bir maliyeti varmış, bonservis bedeli varmış. Galatasaray'da işleyen düzenin önemli parçalarından biriydi biliyorsunuz Rasica. Teknik direktör Okan Buruk da her fırsatta dile getiriyordu onun takımda kalmasını gerektiğini savunuyordu. Ancak bu tercih biraz Galatasaray'ı ligde oyun olarak sıkıntıya sokabilir kanaatindeyim. Çünkü şu an sağ açık rotasyonunda Tete ve Barış Alper Yılmaz'ı görüyoruz ön planda olarak. İki oyuncu Milat Rasica'nın katkısını sağlar mı? Bunu uzun vadede göreceğiz. Özellikle Tete hücum hattında hücum becerileri çok iyi ama takım savunmasına katkı konusunda o kadar iyi durumda değil Rasica'yla kıyaslarsak. Barış Alper Yılmaz burada biraz ön plana çıkıyor. Diğer oyunculara bakacak olursak aslında sol açık mevkisinde Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifsiz götürdüğünü gördük geçen sezon. Daha gerek yaşına gerek maliyetine bakıldığında mantıklı bir transfer gibi duruyor bana göre. Çünkü uzun vadede parada kadınlar bile satılarak hala dünya futbolunda, Avrupa futbolunda piyasası olan bir oyuncu. Son olarak tabii Hakim Ziyech ismi gündeme geldi ama Ziyech konusunda hala netleşmiş bir şey yok. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener'ince ciddi bir sağlık kontrolünden geçirdi. Hatta raporları inceledi ama farklı ülkelerde, Almanya'da da spor doktorluğu konusunda uzman olan isimlere bu raporlar şu an inceleniyor Galatasaray yönetimi tarafından. Karar o şekilde verilecek. Yani Hakim Ziyech transferi henüz netleşmiş değil ama şu açıdan bakacak olursak sevgili Mustafa Göksel, bir bonservis bedeli ödemeyecek Galatasaray Hakim Ziyech'e. Yıllık maliyeti biraz yüksek olabilir ama takıma katkı anlamında gerek sağ açık mevki, gerek on numara mevkinde Mertens'in de bir yediği olmadığını düşünürsek büyük bir isim olarak ön plana çıkıyor. Ama tabii büyük isimlerin sahada göstereceği performans ve teknik direktör Okan Buruk belirleyecek açıkça. Peki son sorum olsun. Kısa da cevabını isteyeceğim sizden. Şimdi Galatasaray geçtiğimiz sezonda ciddi transferler yapmıştı ama bu sezon bu sayı daha da arttı. Şunu söyleyelim. Peki galiba bağlantıda bir sorunumuz olacakmış gibi gözüküyor. Düzelttikten sonra yeniden konuşalım. Ayhan Şensoy ile ilgili gelişmeleri yine ele almaya çalışacağız. Galatasaray ile ilgili meseleyi derinleştirmeye çalışacağız. Çünkü transferlerle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Ayhan Hoca hazırmış. Ayhan Şensoy ile yeniden konuşmaya devam edelim. Okan Hoca ile ilgili şu soruyu soracağım. Çok fazla general var kulüpte, takımda şeklinde yorumlar yapılıyor yeni transferlerle birlikte. Bunun yönetmesi nasıl olacaktır? Okan Hoca bunun altından kalkabilir mi? Bunu da kısaca isteyeceğim sizden. Tabii ki şimdi geçen yıl sadece Süper Lig vardı ve o Süper Lig yolunda Galatasaray maç takvimi de kolaydı aslında diğer rakiplerine göre, müşak rakiplerine göre. Nitekim bu süreçte bir Icardi var yani takımda bir çok üst düzey yıldız olarak. Diğer oyuncular, Mertens tamam kariyeri çok iyi, üst düzey bir yıldız ama yönetmesi zor bir oyuncu değildi açık söylemek gerekirse. Ama bu sene bakıldığımızda şu sezon itibariyle hani Hakim Ziyech'in de geldiğini düşünürsek keza işte Icardi, Ziyech olacak, Zaha olacak, yine Ete'de yönetilmesi biraz zor bir oyuncu oldu. Görüşü var. Bir araştırma yaptım. O şekilde bilgilere ulaştım. Hem maç temposu, maç taktiğimi çok yoğun olacak Galatasaray'ın hem kadroda biraz maliyet dengesi de şaşırdı. Oyuncuların şimdi Icardi 10 milyon euro alıyor. Ondan sonra en yüksek maaşı Zaha alıyor. O da 4-5 milyon euro seviyesinde yarı yarıya. O oraları yönetmesi lazım. Okan Buruk ciddi bir iş düştüğü kesin. Okan Buruk'un üzerinde bir baskı da görüyorum açıkça ben sevgili Mustafa Bekler. Çünkü antrenmanda, maçın açıklamalarında gerek kulübesindeki görüntülere baktığımızda
geçen yıl o rahat görüntüsünü göremiyoruz. Bir stres seziniyorum açıkça dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Bu da çok normal karşılıyorum. Sene beklentiler çok arttı. Şimdi Galatasaray ciddi bir para harcadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne girmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Evet. Bu çok önemli çünkü 25-30 milyon euro seviyesinde bir geliri garantiliyorsunuz böyle bir durumda. Dolayısıyla işte Zalgiris maçında Erden Timur, Zalgiris'in kaçırdığı bir golde kalbi elinde izliyordum maçı. Kalbinde izliyordum maçı. O kadar stresliydi. Onları da çok iyi anlıyorum. Çünkü yatırımın karşılığını almanız için bilmeniz gerekiyor. Doğal olarak aslında hem yönetim hem de teknik eğitim bir sene geçen sistemde bir iştahlar olduğu kanaatindeyim. Sen bir soru sormuştun başlangıçta. Dediğin çok doğru. Torreira dışında, Sasha Boy dışında, işte Nelson gibi oyuncular dışında burada asker yok takımda. Yani daha çalışkan, daha takım oyununa katkı sağlayacak, işte rakibin oyununu bulacak daha güçlü rakiplere karşı. Galatasaray'ın yönetiminin de bu yönde çalışmaları var. Özellikle Torreira'yı yedekleyecek bir oyuncu arayışındalar. Yine 8 numara mevkisi için bir arayış var. Bu da güzel zaman içerisinde. Peki, çok teşekkür ederiz Ayhan Şensoy aktardığın bilgiler için. Ayhan Şensoy'la birlikte Galatasaray'ın gündemini konuştuk ve son mesele önemli. Bakalım Okan Hoca bu durumun altından kalkabilecek mi? Bu konuyu ilerleyen zamanlarda yine konuşacağız. Şimdi bir başka konuyu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. O konu da ülkemizin Avrupa Şampiyonası adaylığı. Bundan önceki dönemlerde de birçok kez aday olmuştuk ama bir türlü o isteğimizi gerçekleştirememiştik. Hayalimiz gerçekleşmemişti. Ama bu sefer farklı bir yol izliyoruz. İtalya ile ortak adaylık noktasında anlaştık ve bununla ilgili taleplerimizi yaptık. Haberimizi izleyelim, sonrasında da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Futbol sevgisi, yapılan yatırımlar, coğrafi konum ve kazanılan güven duygusu. Türkiye birçok uluslararası turnuva ve finale başarıyla ev sahipliği yaptı. Referans listesine önemli kazanımlar ekledi. Ancak tek bir turnuva eksik. O da Avrupa Şampiyonası. Türkiye prestijli turnuvanın ev sahipliği için daha önce iki kez başvuru yaptı ancak kazanamadı. Euro 2016 için Fransa ile son tura kalan ve oylamayı 7-6 kaybeden Türkiye, 2024 ev sahipliği içinse Almanya'nın gerisinde kaldı. Türkiye şimdi gözünü 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğine dikti. Bu organizasyonda İtalya ile ortaklık kararı alındı. İki ülke ortak ev sahipliği başvurusunu UEFA'ya yaptı ve resmi süreç başladı. Daha önce 2028 Avrupa Şampiyonası'na da ev sahipliği başvurusu yapan Türkiye, 2032 adaylığının onaylanması halinde 2028'den vazgeçecek. Peki Türkiye ile İtalya'nın 2032 için şansı ne? Ev sahipliği için başka aday var mı? 2032 Avrupa Şampiyonası için şu an Türkiye-İtalya ortaklığı dışında başvuru yok. Ancak İngiltere-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı 2028'le birlikte 2032 için de adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Türkiye-İtalya ortaklığı Euro 2032 için en kuvvetli favori. Son 20 yılda spora yapılan yatırımlarla adeta çağ atlayan Türkiye, UEFA ve FIFA'nın yanı sıra tüm futbol dünyasının takdirini kazandı. Türkiye sahip olduğu modern futbol altyapısıyla dikkat çekiyor. İtalya'da stadyumların çoğu 100 yaşına yaklaşmış durumda. Avrupa ülkesinin 2032'ye kadar Türkiye ile aynı seviyeye gelmeyi planladığı belirtiliyor. Buna karşı İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriel Giravina'nın UEFA Başkan Yardımcılığına seçilmesi Roma'nın elini güçlendiren bir faktör olarak görülüyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finaline başarıyla ev sahipliği yapan Türkiye, Euro 2032'yi de layıkıyla düzenleyecektir. Türkiye-İtalya ortaklığının kabul görmesi halinde turnuvanın açılış maçı Roma, finali ise İstanbul'da oynanacak. Efendim, 2032 için adaylığımızı yaptık, talebimizi yaptık, İtalya ile anlaştık. Peki bu yolu bundan önceki dönemlerde kimler izlemişti? Biraz bunlardan da bahsedelim. Çünkü aslında izlediğimiz yol doğru bir yol. Çünkü başka türlü sanki alamayacakmışız gibi bir izlenim alıyorduk. 2000 yılında
Belçika ve Hollanda ortaklığında düzenlenmişti Avrupa Şampiyonası ve Fransa şampiyonluğunu ilan etmişti o organizasyonda. 2008'de Avusturya-İsviçre organizasyonu yapılmıştı ve İspanya kupaya uzanmıştı. 2012'de Polonya-Ukrayna ortaklığı vardı ve yine İspanya futbolunun zaten bu dönemler en parlak olduğu dönemlerde yine bir şampiyonluk yaşamıştı İspanya. 11 ayrı ülkede yapıldı 2020'de ki bu bizim için de aslında hayal kırıklığı olmuştu. O dönem içinde bir adaylığımız, beklentimiz vardı. Ancak bize UEFA bu noktada bu organizasyonu vermemişti. 11 ayrı ülkede düzenlenmişti. Tarihte ilk defa gerçekleşti ve 2020'de İtalya kupaya uzandı. Bakalım 2032'de bu kupa bizim ülkemize gelecek mi? Şimdi daha detaylı konuşacağız. Spor yazarı Emrah Kayalıoğlu bizlerle birlikte olacak ve ona detayları soracağız. Onun beklentisini de almaya çalışacağız. Bakalım o bize neler aktaracak. Emrah Kayalıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Mustafa. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yani bizim adaylık konumuz belki de yazsak kitap olacak seviyede. Çünkü bundan önceki dönemlerde uzun zamanlar bununla ilgili çalışmalar yapıldı, projeler üretildi. Ancak bir türlü o büyük organizasyonu elde edemedik. Şimdi farklı bir yol izliyoruz. Siz bu yolla ilgili neler söylemek istersiniz? Doğru bir yolda mıyız? Ve beklentinizi de dinlemek istiyorum. Ben ev sahibini aldık gözüyle baktığım için artık, yani bunu bana söyleten de yani şu andaki tablo zaten. Britanya artı İrlanda 2028'i alacak. Biz de İtalya ile birlikte 2032'yi alacağız. Ve yani 10 Ekim'de ben UEFA'dan başka bir sonuç açık söyleyeyim beklemiyorum. Çünkü başka bir adaylık da yok ortada. Dolayısıyla bu şekilde sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Ha, bundan sonraki süreç nedir? Kısaca onu anlatayım istiyorsan. Biz de İtalya'da başvururken onar stat yazdık başvuru dosyasına. Böyle olması gerekiyor zaten. Şimdi buralarda eliminasyona gidilecek iki tarafta. Bunların yarısını eleyecekler. Beşe düşecek statlar tahminen o civarda olacaktır. Benim turnuva ile ilgili beklentim açık söyleyeyim şöyle olur. Yani 3 grubu Türkiye ev sahipliği yapar, 3 gruba İtalya ev sahipliği yapar. Son 16 çeyrek final ve yarı finaller de yine eşit sayılarda bölüşülür. Final masada tartışılır kimde oynanacağı. Ama yani sonuçta takvim böyle olacaktır. Yani daha doğrusu maç organizasyonu böyle olacaktır. Biz Olimpiyat Stadı'nı göstereceğiz büyük ihtimalle. Onlar da herhalde yani inşaatını yapacaklarsa sansürü gösterirler. Yapmayacaklarsa Roma Olimpiyat Stadı'nı göstereceklerdir. Onların ayrıca işte Bari büyük bir stat olarak ellerinde mevcut. Ama İtalya'nın çok ciddi anlamda bir stadyum renovasyonuna ihtiyacı var. Yenilemeye ihtiyacı var. Statları eski. Biz o noktada daha kuvvetliyiz. Daha yeni statlarımız var. Ama yani sonuçta bu iş sadece statla bitmiyor. Burada lojistiğin çok ciddi önemi olduğunun altını çizelim. Statların boyutları tabii ki mühim. Ama UEFA hele iki ayrı ülkede düzenlenecek bir turnuvada taraftarların işte son 16 çeyrek final, yarı final maçları, yani gruplar hep bir yerde olacaktır ama diğer maçlar için ulaşımlarının çok ön planda tutacaktır. Euro 2024 mesela Almanya'nın dosyasında minimum karbon ayak izi gibi bir hedef var. Yani bu noktada tabii iki ayrı ülkede düzenleniyor olması bu karbon meselesinde büyük bir ayak izine ulaşacaktır Almanya'ya göre ama her ülkenin kendi içinde biraz daha bu lojistik, ulaşım vesaire gibi problemleri daha iyi bir şekilde çözmesiyle sorun aşılacaktır. İki ülkede yapılıyorsa UEFA'nın bir adaylıkla ilgili kurallar kitabında bu iki ülkenin komşu olması şartı var. Ama bunun da dosyamızın da zaten kabul edilmiş olması yani ortak adaylığın kabul edilmiş olmasıyla bunun bir problem yaratmayacağı noktasına geldim. Ayrıca şunu da hatırlatayım. Yine bu sene
U21 turnuvasını, Avrupa Şampiyonası'nı Gürcistan ve Romanya düzenledi. Onlar da herhangi bir sınır komşusu değiller. Ciddi mesafe olan, aralarında ciddi mesafe olan iki ülke Karadeniz'le ayrılıyorlar. Yani dolayısıyla yani bunun da bir problem yaratması gibi bir sorunu bence yani icra kurulu kararıyla zaten aşılacaktır. Tıpkı U21 Avrupa Şampiyonası için aşılmış olduğu gibi. Peki benim anladığım kadarıyla yani bizim buradan bu bağlantıdan çıkartabileceğimiz en büyük manşet zaten biz bu organizasyonu aldık cümlesi. Bizim için çok değerli, kıymetli. Beklentinin ne olduğunu çok net ifade etti zaten Emrah Kayalıoğlu ama bundan sonraki dönemde biz bunu aldıktan sonraki süreçte daha büyük organizasyonlar için bu bir haberci olabilir mi? Bunu da kısaca değerlendirmenizi isteyeceğim. Ya bundan daha büyüğü zaten bir Dünya Kupası var, evet. Bir de olimpiyatlar çünkü var. Bununla yani ilgili de, bununla ilgili de bir hayalimiz var bildiğim kadarıyla. Yani daha büyüğü yok. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan daha büyüğü. Yani Avrupa Şampiyonası'nı tek başına düzenlemek olabilir. Bir de Dünya Kupası ile olimpiyat olabilir. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere öncelikle yapmamız gereken bu şampiyonayı son derece iyi bir şekilde organize etmek. Şimdi yani bizde şöyle şeyler yaşanabilir. Vay benim stadım niye yok? Ya da vay benim şehrim niye yok? Evet. Ya tekrar söylüyorum. Hatta orada da bir tahmin yapayım istiyorsan. İstanbul çok büyük ihtimalle iki stadla girer. Olimpiyat stadı ve Rams Park'la. Yani çünkü Rams Park'ta 50 bin üzerindeki stadımız. Dosyada İzmir Atatürk stadı var. Yenilenmesi, yetişmesi halinde var. O da 50 bin üstündeki diğer stadımız olacak. Ama ben yani onun yetişmeme artı hızlı tren ağına dahil olmasının da yetişmeme ihtimalini göz önüne alarak Ankara ve Konya'yı İstanbul'daki iki stadla birlikte bizim o 5 stadımız arasında ön planda görüyorum. İzmir yetişirse İzmir girer buraya. Yetişemezse dediğim gibi tren yolu ulaşımı yani hızlı tren ulaşımının mutlaka olduğu bir stat şehir düşünülecektir. O noktada hiçbir şehrin, hiçbir takımın, hiçbir şehir insanının ya da takım taraftarının alınganlık yapmadan bu turnuvanın son derece iyi bir şekilde organize edilmesinde elini taşın altına sokup hep beraber çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Sonrasında tek başımıza Avrupa Şampiyonası, Ortak Dünya Kupası, işte Olimpiyat, neyse onlara bakarız. Yani, yani Dünya Kupası'nda mesela 3 ülke beraber düzenleyecek. Amerika, Kanada, Meksika ortaklığı var. Yani artık öyle ikililerin de ötesine geçilebiliyor bu tip organizasyonlarda. Yani bunları da hep göz önüne alarak ama bu turnuvanın dediğim gibi son derece iyi bir organizasyonuyla bundan sonrası için yeni turnuvalar neden olmasın tabii ki. Peki çok teşekkür ederiz Emrah Kayalıoğlu aktardığınız bilgiler için. Emrah Kayalıoğlu bizlerle birlikteydi. Avrupa Şampiyonası ile ilgili çok umutlu güzel şeyler söyledi. Umarız dediği gibi olur diyelim ve 19. saat yeni konu ve konuklarıyla devam ediyor. Yine nokta koyduk. Mustafa Göksel eline boyuna konuştu. Devam ediyoruz. İklim değişikliği nedeniyle yaz mevsimleri artık eskisinden çok daha sıcak geçmeye başladı. Yapılan araştırmalar ısı artışının psikolojik etkileri olduğunu ortaya çıkarıyor. Sıcak hava, depresyon, anksiyete ve öfkeyi tetikleyebiliyor. Aşırı sıcakların ruh sağlığımıza etkilerini uzman psikolog Yeşim Akıncı ile konuşacağız. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sıcak havalarda bedenimizin neden terlediğini artık neredeyse hepimiz biliyoruz. Tabii. Ama peki ruhumuz neden terliyor? Şimdi tabii beden ve ruh aslında birbirinden ayırmamak lazım. Beden, ruh ve zihin üçlüsünün bize dört mevsimde verdiği bazı semptomlar var. Bunlardan sıcak yaz ayında en önemlisi sinirlilik, uykusuzluk hali. Tabii ki biraz vücut halimizin değişmesi yani terlemeyle birlikte... Vücutta eksik olan mineraller, mesela terle atılan amino asitler, işte mineraller eksildiği zaman o zaman ruh da bedenle birlikte zihin
üstünde çalıştığı için hemen error veriyor. Diyor ki sen beni ihmal ediyorsun diyor. Ve ihmal etmeye başlayan vücutta ruhen bazı sıkıntılar oluşuyor. Şimdi siz uykusuz kaldığınızda lokomotif olarak ertesi gün sinirli oluyorsunuz. Evet. Sinirli olduğunuz zaman işinize yansıyor, ailenize yansıyor, insan ilişkilerinize yansıyor. E bu sefer ne oluyor? Psikoloji tamamen değişiyor. Neymiş? Beden ve ruh o zaman birlikteyse birbirini takip eden bir yaşam stili yapmamız lazım. Neyi eksik varsa, mesela işte sıcakta bizi ne rahatsız edebilir? Uykusuzluk yapan evet var. Evet. Ama bunun için ne yapmalıyız? Önlemlerimiz ne olmalı? Aynı zamanda diyoruz ki mesela biz en çok sinirlilik halinde nefes alma egzersizi yapın diyoruz. Nefes almayla terlemenin bile bağlantısı var biliyor musunuz? Sık nefes almayla ya da uzun nefes almayla bunları aslında bilirsek mevsimleri klimasız atlatabiliriz. Daha sık nefes almak peki daha çok terletir tabii mi? Tabii ki heyecanlı olduğunuzu düşünün. Heyecanlı olmadan önce daha sık nefes alırsınız ya da sınava giren bir çocuk düşünün. Daha sık nefes alır, böylece daha çok terler. Daha çok terledikçe eller titremeye başlar, beden titremeye başlar. Hele bir de panik atak hastası iseniz... Tamamen vücut der ki denge bozuluyor, beni koru. Evet. Evet. Soracağım kısım da o aslında. Hangi grup daha fazla çok etkileniyor bu sıcak havalardan? Yani herhangi bir fiziksel ya da ruhsal problemi olmayan kişilerle bu herhangi bir sıkıntısı olan ruhsal ya da fiziksel aynı derecede mi etkileniyorlar? Şimdi biz psikologlar insanları şöyle değerlendirmeyiz. Ruhsal sıkıntısı olan ya olmayanlar diye değerlendirmeyiz. Çünkü her an bir ince saç teli gibidir. Her an ruh hali bozulabilir. Psikolojinin tam bütüncül devam etmesi için dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum. Bedensel de bir uyum gerekiyordur. En önemli şeylerden biri. Bir sıkıntınız varsa ne yaparsınız? Sıkıntı olduğu zaman hemen kendinizi sorgularsınız değil mi? Şimdi sıcak olduğunda ne yapıyor? Beden soğuk şeyler yemek istiyor, soğuk içmek istiyor. Bu sefer beden yine hastalanabilir buzlu sulardan değil mi? Buzlu yiyeceklerden. Hemen belirtmek gerekiyor ki insanlarımıza bu dönemde ne yapılması gerekiyor. Evet, yanlış yönteme başvurmamak gerekiyor. Evet, yani sıcakta daha fazla, mesela alkolik yöntemi daha fazla insanları sıcaktan etkileyebilir. Özellikle plaj kenarlarında insanların güneşlenme sevdası yüzünden çok fazla hasarlı kişiler görebiliyoruz. Hem yanık oluşuyor hem de değil mi bütün bedenlerinde. Sonuç itibariyle bazı şeylerin üstüne gitmemek lazım, bilinçli olmak lazım. Peki kadınlar mı daha çok etkilenir sıcak havanın etkilerinden yoksa erkekler mi? Şapkasızlar etkilenir. Şimdi giyim çok önemli bir şey tabii ki. Böyle bir cinsiyet ayrımı yapamam şahsi olarak çünkü mesleki olarak da yapamam. Ama ter bezleri tabii ki çalışan insanların çalışma şekline bağlı. Evde oturan bir erkekle dışarıda çalışan bir kadını eşit aynı oranda sayamayız. Tabii ki değerlendiremeyiz. Değil, evet. O yüzden bir inşaat işçisini de ev hanımıyla değerlendiremeyiz. O yüzden bunun cinsiyeti yoktur. Kendini sıcaklara karşı koruyan bilinçli insanlar vardır. Ya da sıcaklara karşı meydan okuyan, güneşin altında yatan, 12 derecede yatan değil mi insanlar vardır. Bu soruyu neden sordum? Yayını hazırlanırken bazı okuduğum makaleler vardı. Örneğin son günlerde biz ne konuşuyoruz en çok? Acaba susuz kalacak mıyız? Çünkü havalar ısındı, barajlar kurudu. Özellikle annelerde, kadınlarda acaba susuz mu kalacağız? Gıda problemi yaşayacak mıyız? Çocuğumu nasıl besleyeceğim? Gelecekte benim çocuğum ne yapacak? Anneler... Bu durumun kadınları biraz daha fazla etkilediğini... Okudum. Doğrudur ama şöyle bir şey var. İnsanı anksiyete ve kaygı, korkular çok kötü yönlendirebilir. Evet, doğru. O yüzden her zaman bunu söylemek isterim ki insanlar kendinin mutlaka anksiyete sırasında bedeninin, ruhunun neye tepki verdiğini öğrenmesi gerekiyor. Ben burada hangi duyguda korkuya kapılıyorum? Ben burada hangi duyguyla anksiyeteye kapılıyorum? Bu kaygı, korku, anksiyete insanları gerçekten ruhsal olarak çok sıkıntıya sokabilir. Şimdi bunun bir alt yazısı şudur. Yani sen korkuyorsan bütün hücrelerin korkuyor. Ve alarm veriyor. Evet. Devamlı alarm halinde nasıl yaşayabilirsin? Yani şimdi burada bir yangın var diyelim. Bir alarm çaldı hepimiz kaçarız değil mi? Panik halde. Evet. Ama diyelim ki her dakika vücudun bu korku alarmını salgılıyor. O zaman ne yapar vücut? Ya boş verirsin her şeye ya da tam bir ruhsal bir problem, duygu durum bozukluğun olabilir. O yüzden
kaygı, endişeyle ilgili insanların kendini biraz sağaltması ve uzmanlardan yardım almasını tavsiye ederim. O zaman burada birinci aşama neden korktuğumuzu. Duyguyu çıkarmamız gerekiyor. Şimdi ben neden korkuyorum? Evet, devam. Şimdi sıcaklar var. Ben bazı danışanlarımdan şunu diyorum. Sıcak hava, evet çok sıcak, problemler var. Ama işte Yeşim Hanım, acaba deprem olur mu? İşte şu olur mu? İstanbul'da şöyle devamlı bir deprem. Ama o kadar çok sıkıntı yaşadık ki Yeşim Hanım. Evet, deprem, pandemi, olarak. Ukrayna Savaşı'nın getirdiği şeyler, evet, üzerine yani ekonomik sıkıntılar, evet, bir sürü şey yaşadık. Şimdi aşama aşama atlatabiliriz bunları. Hı hı. Bizim bireysel olarak psikolojimiz var ama bir de toplumumuzun, evet, bir psikolojisi var. Hı hı. Bunun için bir şeyler yapılması gerekiyor. O da nedir? Devamlı ekranlarda bu tarz şeyler insanları gerçekten son derece kaygılı bir hale getirdi. İnsanlar gülmeyi unuttu, neşesiz, kaygılı, geleceklerinden kendileri için değil evlatları için endişe eden insanlar var. Hatta artık çocuk doğurmayacağım, evet, diyen, evet, kişiler duyuyorum. O yüzden bir an önce toplumumuzun psikolojik olarak toplanması için, evet bireysel olarak kesinlikle ama toplum olarak da bunu, siz televizyonlara çok iş düşüyor mutlaka ve biz psikologlara çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Bugün sizden bunları öğrenmek için, evet, bu yayını yapıyoruz, evet, zaten. Nasıl, hı-hı, bu kaygıları, stresi yok ederiz ya da onlarla nasıl başa çıkmayı öğreniriz? Evet. Yok etmek peki mümkün değil bu şartlar altında. Yok etmek ama zaten sanıyorum bizim öğrenmek işimize yaramaz. Çünkü, hı-hı, hayatta var olan hiçbir şey yok olmaz. O yüzden biz mesela direkt bilimsel yaklaştığımız, hı hı, için hiçbir şeyin yok olacağını düşünmeyin hayatta. Her şeyin bir sırası vardır ve bekleme odası vardır. Ve yenisi var. Tabii ki. Hem öyle hem de hayatta biz dünyaya gelirken bizde bir pazarlık yapıldı mı? Yani seni pamuklar içinde saracağım, hiçbir problemle karşılaşmayacaksın diye. Tam tersi, ağlayarak başladık hayata. O yüzden de biz bu hayatta devamlı çözüp devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Bir defa her gün şükretmemiz gerekiyor. Hı hı. Aldığımız nefes için şükretmemiz gerekiyor. Bizim ne zaman öleceğimiz belli mi? Hayır. Bilmek de istemeyiz herhalde. Öyle olsa zaten bize bu söylenirdi, değil, evet, mi? Şimdi biz bu bilmediğimiz bir bilmecenin içerisinde ne yapabiliriz? 10 yılı düşünerek, 10 yıl sonrasını düşünerek hareket edebiliriz. Yatırım yapabiliriz. Kendimize iyi bakabiliriz. Sağlıklı olabiliriz. Ama yarın ölecek gibi de yaşamamız gerekiyor. Evet. Bu dengeyi kurmak hem zeka işidir hem de aynı zamanda hayatı bilmecesini çözmektir. Şimdi yarın ölmek tabii ki enteresan bir şekilde o da kaygı getirir. Hı hı. Ama şöyle bir şey var, anı yaşamak dediğimiz şey çok önemlidir. Bunu yaşayarak size ne zaman öleceğinizi ben bilemem ama şu anı yaşamazsanız gelecekteki kendinizi şimdi öldürdüğünüzü bilin. Çok önemli bir detay. Doğru, haklısınız. Ama anı yaşamak, yaşamak gerekir. Toplum olarak yapamadığımız bir şey sanıyorum. Siz daha çok karşılaşıyorsunuzdur ama. Biz inançlı ama insanlarız. O yüzden tabii ki bazen, evet, tevekkül ediyoruz. Ve o yüzden de anı yaşamak çok değerli, şükretmek, hı-hı, çok değerli. Bedenimize bakacağız, doğru beslenme. Şimdi beslenmenin ruh sağlığıyla mutlaka etkisi, evet, hepsinin vardır. Hepsinin birbiriyle tabii bağı ki var. Hı-hı. Özellikle B12'nizde bu aralar dikkat edin. Hı-hı. Çünkü terli felaket bir şekilde devamlı mineral kaybediyoruz, vitamin eksikliği yaşıyoruz. C vitamini beslenmek lazım. Zaten ona göre sebzeler var şu an. Bakın karpuz bile yaz mevsiminde çıkmış, bol sulu. Demek ki su kaybını bunu, önlesin. Evet, evet. Yani bir defa su oranını mutlaka dengelememiz, hı-hı, lazım. Su eğer alınmazsa vücut bir paniğe giriyor ve kendini kilitliyor. Hem de ruhsal anlamda bu paniği duyuyorsunuz. O yüzden bu bütünü lütfen dikkat ederek yaşayalım. Üçgen. Ruh, beden, zihin üçgenine dikkat ederek yaşamamız, evet, lazım. Bir yerde ne olursa bu bütün zinciri, evet, baştan sona kesinlikle, etkileyecek. Kesinlikle. Şimdi konu konuyu açtı. Yine başladığım yere, evet, döneyim. Biz normal şartlarda hep kış aylarında, hı-hı, daha depresif insanlar olduğumuzu düşünürdük. Hı-hı. Hava kapalı, kasvetli, evet, ruhumuz da kasvetli, evet, hep böyle konuşurduk. Ama şimdi yazın bu sıcak havalarda ki uzmanlar daha, hı-hı, fazla sıcak günler yaşayacağımızı söylüyor. Evet. Öyleyse biz artık yaz günlerinde daha mı çok bu depresif günleri yaşayacağız? Şimdi, buna alışmak mı gerekiyor? Hayır, bu bir şartlama olur. Bir defa güneşin rengi sarıdır. Ve sarı çok sıcak bir renktir. Hı hı. İnsanı böyle rahatlatan bir enerjisi vardır güneşin. Bir defa çok önemli D vitamini verir bize. Evet. Ve D vitamini gerçekten o da yine ruh sağlığımıza çok etkili bir maddedir. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Güneş olmayan ülkelerde depresyon ve intihar oranı çok fazla. Hı hı.
O yüzden biz güneşi yaşadığımız şu günlerde depresyona onu iliştirmeyelim. Lütfen. O yüzden neye sinir? Bakın bir duygu durumumuz olduğunda yapılacak en güzel tahlil şudur. Şu an neye sinirlendim? Bu beni neden sinirlendiriyor? Hangi duyguyla? Evet, önce teşhis. Buna hangi duygunuz buna hitap ediyor? Sıcak mı? Hayır, sıcağın çözümü var. Az giyersin, pamuklu giyersin, terledim üstünü değişirsin. Bir dil iki defa duş alırsın. Yani sonuç itibariyle çok sıcak saatlerde dışarı çıkmazsın. Aktivitelerini ona göre ayarlarsın, akşam üzerine göre ayarlarsın gibi sebeplerle işte suyu içersin, bol sulu beslenirsin, ağır gıdalar yemezsin ve güneşlenmezsin. O yüzden Yeşim Hanım, buna saçlarımız var. Mikrofonlara değmemesi için şöyle evet. Arkaya doğru. Mesela bu da tamam, bir depresyon sebebi olabilir. Saç depresyon sebebi değildir. Hemen örnek vermek gerekirse. Yani sonuç itibariyle hayatımızdaki şeyleri tahlil edersek, evet. Güneşin hiçbir suçu yok. Depresyonla tahlil edelim. Korkularımızın mı suçu var acaba? Ekonomik sebeplerin mi suçu var? Nasıl yaşayacağımızı mı bilmiyoruz? Şu an bir sürü kaygıyla başa çıkıyoruz. Hı hı. İlk önce kendimizde bir anlayalım ve hak verelim. Çok zor günlerden geçirdik. Pandemiden evden çıkamadık. Şimdi evet. Deprem korkusuyla evlere giremiyoruz. Evet, hep kaygı, kaygı, kaygı. Bakın nasıl peş bir değişik. Peşe. İlk önce kodlanıyoruz eve girmeye. Evet. Sonra kodlanıyoruz evden çıkmaya. Evet, evet. Yani. Gerçekten çok yani ruhsal dengemizi bozacak şeyler bugün yaşıyoruz. Bugün yine bir sonuç itibariyle bir deprem, 99 depreminin evet. Değil mi? Buradan bütün rahmetlerin analım. Hakikaten Allah rahmet eylesin. Ve sonuç itibariyle şu an bizim ne yapabilir? Herkes kendi evinden mesul. Ne yapabiliyoruz? Hı hı. Yani duvarlara biz şey yaptık mı? Mesela ben Hatay'a gittim. Bir sürü bina yıkılmış değil mi? O insanların o durumlarını gördük. Şimdi herkes empati yapıyor. Ya bizim başımıza gelirse? Gelecek bu depremden hepimiz müzdarip olabiliriz. Peki ne önlem aldık? Kendi evimizde ne önlemler aldık? Çocuğumuza deprem eğitimi verdik mi? Kendimiz deprem anında ne yapacağız? Burada da bir tuhaflık yok mu? Hı-hı. Deprem oldu. Hepimiz bir korkuyla başvurularda bulunduk. Evim evet. Sağlam mı? Çocuğumun evet. Okulu sağlam mı? Evet. Ama bugün biz haberlerde de aktardık. Evet. Depremin ardından belediyeye yapılan başvurular günde 3000, 5000 iken şu anda hiç yok. Ve hı-hı. Dahası başvurup sıra bekleyenlerin vazgeçtiği yönünde haberler var. Hı-hı. Yani kaygıyı evet belki atlatmak güzeldir ama unutmak da kötü değil mi? Yok Yeşim etmek hocam? Gerçekten sorun en başta hı-hı. Söyledim. Hiçbir şey yok olmaz. Ne dedim size? Devamlı vücut kaygı, korku, kaygı, korku en sonunda boş verir. Evet. Bu da sanırım böyle bir evet. Şey. Yani o zaman ne yapacağız? Yani bunu bu konuda bilinçlendirmek lazım. Devamlı deprem olacak. Deprem olacak tamam da ne yapıyoruz? Evet. Yani... Ben birçok eğitimlere katıldım depremle ilgili. Yani sadece şöyle düşünün, bir sürü insan var, çeşit çeşit insan var ve bazen çocuklarımızın bilinçlendirmesi için okullarda konferanslar verdim. Çocukların daha bilinçli olduğunu gördüm. Daha sabit, daha duygularını daha böyle kontrol edebildiklerini gördüm. Demek ki çocuklar eğitilirse ilk önce onlar kendini kurtarabilir. Evet. Evde mobilyaları depreme dayanıklı şekilde duvarları çivilemek, işte bazı güvenlik tedbirleri almak, işte ne bileyim bir sürü şeyler konuşuldu. Evet. Hayat aylarca üçgeni. Günlerce konuştuk. Şimdi biz bir şey oluyor, tekrar konuşuyoruz, sonra unutuyor muyuz bunu? Hayır, unutmayacağız ve sonuç itibariyle hayatımızda bunları prensip olarak tek tek uygulayacak şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeşim Hanım konuğumuzdu. Sıcak havaların ruh sağlığını etkisini konuştuk. Endişeden, kaygıdan bahsettik ama endişe veren bir haber var. Çünkü liselerde sınıfta kalma geri geliyor. Artık devamsızlığa da af yok. Peki bu öğrenciler için ne anlama geliyor? Neden böyle bir karar alındı? Detaylarını haberde izleyelim. Sınıf tekrarının olmamasının yaşattığı veya ortaya çıkardığı sorunlardan bahsedildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. O uygulama geri dönüyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı henüz başlamadı. Ancak en dikkat çekici yeniliği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Artık liselerde başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Bu öğrenci için aslında öz disiplin kazanmak konusunda motive edici olacaktır. Çünkü okullar sadece akademik hayatın, akademik bilgilerin aktarıldığı bir yer olmanın dışında
aslında davranışsal olarak da öğrencilere, özellikle de öz disiplin konusunda çok şey kazandırıyor. Sınıf geçme, sınıf kalma gibi durumların uzun bir zamandır olmayışı aslında öğrencilerin okulla bağlarını koparttı. Tabii sadece başarısız olanlar değil, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler de sınıfta kalacak. Bakan Tekin öğrencilere mesajını ciddi sözleriyle verdi. Çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Bir diğer yenilik de açık liseye geçişte yapılacak. Bazı son sınıf öğrencileri sınava daha rahat hazırlanmak için açık liseye geçiyordu. Yeni yapılacak değişiklikte açık liseye geçmek kolay olmayacak. Eğitimin bir yuvası var. Burası da okul. Ve burada hem davranışsal olarak devam mecburiyeti hem akademik olarak çocukların güncel ihtiyaçlarını karşılayacak bir disiplin ve öğrencilerin ölçme değerlendirme ile çevrelenmiş olan bir yapının içinde şekillenmeleri lazım. Orada dinamik bir şekilde öğrencileri orada tutabilmemiz gerekiyor. Ana haberin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.